Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte bu şekilde örgü görünümlü bir saç bandı yapacağız. Yapım aşamaları oldukça basit bir saç bandı. Sadece yalancı sık iğneden oluşuyor ve zincirden oluşuyor. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım. Saç bandımız için bu şekilde pamuklu bir ip kullanıyorum ben. Tercihe göre değiştirebilirsiniz. Tığ numaram 3 ve şöyle bir lastik toka yeterince esneyebilecek şekilde. Eğer çok esnek bir tokanız yoksa böyle bundan 2 tane alıp şöyle birbirlerinin içerisinden geçirip iki taraflı yapabilirsiniz. Bende uzun bir toka vardı ve bayağı bir esniyor zaten. Bunu kullanacağım. Şu şekilde iki tane parça yapacağız. Bir tanesini hazırladım göstermek için. Aralarında bakın şöyle deliklerimiz var. Boyunu söyleyeyim size bunun. Tam olarak 50 santim. 50 santim uzunluğunda bendeki parça. Ona göre zincir sayısını değiştirebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre değişecektir büyük ihtimalle. 103 tane zincir çekerek başlıyoruz. Ben şöyle zincirleri hazırladım ki hemen başlayabilelim diye. 103 zinciri çektim. Tığımı, ipimi doladım. 2 tane zinciri atladım ve 101. zincirden, yani 3. zincirden bir tane yalancı sık iğne yaptım. Tığıma ipimi doladım. Hemen yanındakine geçtim. Yalancı sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Yanına geçtim. Yalancı sık iğne yaptım. Bu şekilde tam 101 tane yalancı sık iğne yapacağız. Saç bandının tamamı yalancı sık iğneden oluşuyor. İsterseniz normal sık iğne de yapabilirsiniz. Ben biraz geniş olması açısından yalancı sık iğneyi tercih ettim. Şimdi birinci sırayı bitireyim. İkinci sırada tekrar buluşalım. Birinci sıramızı tamamladık. 101 tane yalancı sık iğne yaparak. 2 zincir çekiyoruz. Üst sıraya geçiyoruz. Ve arka tarafını çeviriyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken yine yalancı sık iğne yapacağız ama komple değil, sadece şu arka yüzleri alacağız. Şu şekilde tığıma ilmeğimi aldım. Bakın şöyle şuradan komple geçirmiyorum. Sadece şu arka kısmı alıyorum. Bu sırayı ve bir üst sırayı bu şekilde sadece arka kısımlardan alarak iki sıra halinde öreceğiz. Toplamda 3 sıramız olacak ve sonrasında şu delikleri delmeye geçeceğiz. Şimdi 2 sıra yapalım. 4. sırada birlikte olalım tekrar. Evet, 2 sırayı ördüm. Toplamda şu an 3 sıramız var. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Arka kısmı da böyle. Şimdi buradan 4. sırayı yapacağız sizlerle birlikte. Üst sıraya geçmek için 2 zincir çektim. Yine sadece arka kısımlarını alarak
18 tane yalancı sık iğne yapacağım. 1 2 3 18 tane yalancı sık iğne yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Buradan 1 2 3 4 5 tane zinciri atlayıp 6. zincirin yine arka kısmından yalancı sık iğne yapmaya devam ediyoruz. 18 tane yapıyoruz yine. 18 tane yalancı sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tığıma ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 tane atlayıp 6.sından tekrar yalancı sık iğne yapmaya başlıyorum. Yine 18 tane yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 18 tane yalancı sık iğne, 5 tane zincir. 18 yalancı sık iğne, 5 zincir. Sonda 9 tane yalancı sık iğne kalacak. 9 taneyi tamamlayacağız. Ve sonrasında yine arka kısmını çevirerek bu alt kısımda yaptığımız 3 sıra yalancı sık iğneyi sadece arkalardan alıyoruz bu arada. Bütün örnekte sadece arka kısımlar alarak örüyoruz. Yine böyle bu şekilde 3 sıra yalancı sık iğne yapacağız. Şu 4.'ünün üstünden sonra. Toplamda 7 sıra örmüş olacağız. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu an şu kısma kadar ördük. Bu kısma kadar ördük. 1, 2, 3 sıra daha öreceğiz. Ve bu şekilde bir parça elde edeceğiz. Bundan 2 tane yapmamız gerekiyor. 2 tanesini bitirelim. Sonrasında bunları birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet, 2 parçamızı ördük. Şöyle. İkisi de aynı boyda ve aynı genişlikte. Şu an ikisini aynı şekilde tutuyorum. Ama bir tanesini şu şekilde tutmamız gerekiyor. Bir tanesinin kısa tarafı burada olacak. Bir tanesinin uzun tarafı burada olacak. Şimdi bunları şu şekilde üst üste koyuyoruz. Sonrasında şu alttan kısa olanın içerisinden geçiyoruz öncelikle. Bu şekilde. Sonrasında bu üstteki parçayı alıyorum. Hemen altta önümüze gelen deliğe şu şekilde yerleştiriyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Üsttekini alıyorum. Alttan gelen deliğe geçiriyorum. Bu şekilde yine üstten alıyorum. Alttan gelen deliğe geçiriyoruz. Yine üsttekini alıyorum. Alttakine geçiriyorum. Bu şekilde sonuncuya kadar devam edecek. Sonuncusuna geldik. Ve bu şekilde bitirdik. Hepsini aynı hizaya getiriyoruz.
şu baş da aynı hizada, bu da aynı hizada. Şöyle bir görüntü oluştu. Bu da arka kısmı. Çift taraflı kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi bunun uç kısımlarına dikmeye sıra geldi. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Şuradan zincirin başından bir geçirdim. Şu yüksekte kalan kısımları alıyorum. Ve şu sondaki zincirden de yine geçiriyorum. Bu şekilde şurada bir bağlama ucu bırakacağım. Tokamızı alıyoruz. İkisinin arasına yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi arkayı çevireceğim. Ve buradan da aynı işlemi yapacağım. Bakın, sıranın başından sonrasında şu zincirlerin arasından ve sondaki zincirden geçiriyorum. Şimdi şunları şöyle sıkıştırdığımız zaman uçları büzüşecek. Yine bunu biraz sağlam almak için şöyle arasından bir kere daha geçireceğim. Bu şekilde iyicene sıkılaştırdıktan sonra buradan düğüm ediyorum. Ekranda yamuk tutuyormuşum, fark etmemişim. İnşallah görünmüştür. Neyse, görünmediyse ikinciyi de yapacağız zaten. Orada görürsünüz. Şimdi bunu buradan kestim. Bu bitti. Şimdi diğer tarafına aynı işlemi yapacağım. Önce bunu buradan geçiriyorum. Sonra şuradan, sonra buradan, buradan ve sonuncu zincirden geçiriyorum. Şunu alıyorum. İkisinin arasından şöyle. Bu böyle olacak. Zincirin başından sonrasında şu üstten kalanlardan sondan. Şöyle sıkacağız. Yine bir sıra daha geçireceğim sağlam olması açısından. İyiceğini sıkılaştırdıktan sonra buradan düğüm atacağım. Böyle bu şekilde saç bandımız bitti. Ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.